Herkese merhabalar. Ben Beyhan Kadayıfçı. Ben de artık Migros TV'deyim. Çay saatinde yapabileceğiniz çok güzel ve pratik, aynı zamanda uygun tariflerim olacak. İki tarifim var. Birincisi kırpidesi, ikincisi de kurabiye. Biz şimdi ilk olarak kırpidesinin malzemeleriyle başlıyoruz. Kırpidesinin hamuru için malzemelerim ılık suyum, sıvı yağ, maya, şeker, tuz, bir de Migros unum var. İç harcı içinde kıyma, baharat, sıvı yağ, Migros'un kaşar peyniri var. En üstüne sürmek için de yumurta sarısına ihtiyacımız var. Hazırsak şimdi tarife geçebiliriz. İlk olarak mayalı bir hamur yapmamız gerekiyor. Ilık suyumu yoğurma kabıma alıyorum. Burada ılık su olması önemli çünkü mayayı aktifleştirmesi lazım. Bütün sıvıları karıştırıyorum. Hemen şöyle şekerini ekliyorum ve toz maya. Bunun yerine bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz aynı ölçüde. Şimdi bunları bir karıştırıyorum şöyle güzelce. Maya biraz aktifleşsin şekerle birlikte. Ondan sonra unumu ekleyeceğim. Ortamın sıcaklığından, her şeyden farklılık gösterebileceği için unu ölçülü koymakta fayda var. Ben şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Tuzu da unun üstüne ekliyorum. Mayanın o aktif yapısını bozmasın diye. Şimdi bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık bir 5 su bardağı kadar düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi yine ölçülü kullanmakta fayda var. Bizim genel olarak kullandığımız kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Şimdi hamurumu artık ben şöyle birazcık tezgaha alıp tezgahta yoğurmak istiyorum. Çünkü burada çok daha rahat ediyorum. Şöyle biraz altına un, çok fazla değil. Çünkü hamur artık kıvamını aldı. İyice özdeşsin diye şöyle özellikle elimin tabanıyla içe doğru katlayarak daha pürüzsüz bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Zaten hamur elinizi yavaş yavaş bırakacaktır. Ondan sonra çok fazla un eklemenize gerek yok. Toparlandı. Özellikle bir şey daha göstereyim. Bir de toparlarken şöyle sağ sola elimizin yanlarıyla içeri doğru, alta doğru katlayarak yaptığımızda güzel bir şekilde toparlanmış oluyor. Hamurumuz tamam. Şimdi tekrardan kabımı alıyorum. Üzerini kapatıyorum ve artık mayalanmaya bırakabilirim. Hamurumuzu oluşturduk. Şimdi kırpidesinin iç harcını yapmaya geldik. İlk olarak soğanımı doğramakla işe başlıyorum. Bunu böyle çok ağza gelmeden minik minik küpler halinde doğrayacağım. Bu arada bu tarifimizin en güzel özelliği de buzlukta bekliyor olması. Bunu bu şekilde hazırlıyoruz, pişiriyoruz fırında her şeyiyle tamamıyla yaptıktan sonra buzluğa atıyoruz. İstediğimiz zaman çıkartıp sadece ısıtıyoruz. Böyle buzluk tarifi, böyle kurtarıcı bir tarif olacak aynı zamanda. Soğanlar tamam. Bunları da ekliyorum ve kavuracağım. Ondan sonra kıymasını ekleyeceğim. Baharatları ekleyip bitirmiş olacağım. Şimdi tuzunu ekliyorum ve çok lezzetli, güzel bir iç harç hazırlamış olduk. Ocağın altını artık kapatıyorum ve mayalanmış olan hamurumu alıp açma işlemine geçebiliriz. Şöyle bir miktar un serpiyorum. Şimdi hamuru maya kokusunu çıkarmak için birkaç kez yoğurmam gerekiyor. Oldukça bereketli bir hamur. Şimdi şöyle güzelce bir toparlayalım hemen. Şöyle bir kesme aparatım var. Onunla çok çok daha kolay oluyor. Şöyle ortadan bölüyorum. Bunları da güzelce bir toparlayalım. Altına biraz un serpiyorum yapışmasın diye. Benim tam 10 tane bezem oldu. Ben böyle biraz küçük küçük yapacağım. Ama daha büyük yapmak isterseniz bezelerin boyutunu daha böyle büyük tutup daha büyük kırpidesi elde edebilirsiniz. Bezelerim artık hazır. Şimdi yine Migros undan yardım alıyorum. Birazcık unluyorum. Oval bir şekilde açacağım. Ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde. Şöyle biraz elimizle uzatalım. Pide şeklini verecek şekilde.
Şimdi kıymasını ekledim. Migros'un kaşar peynirini ekleyeceğim. Rendeleyerek kullanacağım. Şimdi artık şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. Kır pidelerimi hazırladım. Bekledikçe de zaten çok güzel kabardılar. Hamurun kıvamı çok güzel olmuştu bu arada. Şimdi yumurta sarısını üzerine süreceğim. Ben ekstra bir şey koymayacağım ama dilerseniz böyle susam, çörek otu ekleyebilirsiniz. Fırınımı da ayarladım bu arada 180 dereceye. Pideler artık hazır. Pideler pişerken ben şimdi ikinci tarifimi hazırlayacağım. Kır pidesi fırında pişerken mis gibi de kokusu geliyor. Ben şimdi ikinci olan tarifim 4 renkli kurabiyeye başlıyorum. Hemen malzemelerini sayayım. Tereyağımız var, şekerimiz var. Kabartma tozu, vanilya, yumurta, un kullanacağız. Hamuru için iç malzemesi çok renkli olacak. Kayısı var, çikolata var, ceviz var, zerdeçalımız var, kakao, bir de Migros'un beyaz çikolatasını kullanacağız. Hemen yapımına başlıyorum şimdi. Şöyle şekerimi ekliyorum, yumurtalarını kırıyorum. Önce güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Klasik aslında bir kurabiye yapacağız ama bu kurabiyeyi farklı kılan içine koyacağımız malzemeler. Ben ceviz kullanıyorum ama fındık, badem, farklı lezzetler de koyabilirsiniz. Şimdi malzemeleri karıştırdık. Unu ekliyorum. Yine ölçülü olarak un ilavesi yapıyorum. Hemen vanilya ve kabartma tozunu da ekleyeceğim. Kurabiyenin en güzel özelliği yine buzlukta bekletiyor olmamız. İstediğiniz zaman çıkartıp çocuklara, aneye gelen misafire, çay saatinde, kahve saatinde yapacağınız çok güzel, çok lezzetli bir kurabiye olacak. Kurabiyenin hamuru oldu. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gayet güzel, yumuşak, özlü bir hamur. Şimdi bunu hemen kenara alıyorum. Kesme tahtası ve bıçağımı alıp Migros'un beyaz çikolatasını şöyle iri parçalar olacak şekilde doğrayacağım. Şimdi hamurumu alabilirim. Bunu 4 eşit parçaya böleceğim. Şöyle hepsini önüme alıyorum güzel bir şekilde. Ortasını çukur olarak açıyorum. Bir tanesinin içine damla çikolata ekliyorum. İstediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabilirsiniz. Bir tanesinin içine de kuru kayısı, doğranmış böyle küçük küçük doğranmış kuru kayısılarım var. Onları ekliyorum. Lezzet ve renk katması için de zerdeçal ekliyorum. Bir tanesinin içine doğramış olduğum bu beyaz çikolatamı ekliyorum. Oldukça lezzetli, oldukça güzel bir kurabiye olacak. Renk vermesi için kakaomuz var. Kakaomuzu ekliyoruz. Diğerini de cevizli olarak yapıyorum. Cevizini de ekledim. Yine bunun içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar kakao var. Şimdi artık hepsini güzelce yoğuracağım ve kenara alacağım. Damla çikolatalı olan da hazır. Şimdi hemen streçimi alıyorum. Bunları güzelce streçleyeceğim. Bir 15 dakika
o tereyağının donması gerekiyor. Acil hemen yapmanız gerekiyorsa eğer 15 dakika bekletebilirsiniz. Ama bunları bu şekilde buzluğa atıp uzun uzun muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz söylediğim gibi. Kayısılı olanı da rulo yapıyorum ve bunları buzdolabına göndereceğim. 15 dakika bekleyecek. Ondan sonra da çıkartıp böyle dilim dilim keseceğiz ve güzelce fırında pişireceğiz. Son kurabiyemi de koyuyorum. Şimdi artık fırına gidebiliriz. Güzelce pişiyorlar ve bugün bakalım neler yaptık. Bugün sizler için birbirinden lezzetli ve en önemlisi de iki tarifimde buzlukta rahatlıkla bekletip istediğiniz zaman hazırlayabileceğiniz tarifler hazırladım. Biri kır pidesiydi. İlk olarak kır pidesini yaptık. Ondan sonra biri de bir hamurdan 4 çeşit böyle kurabiye hazırladık. Videoyu izleyip sizler de deneyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum ve Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.